Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının çalışmalarını anlatıyor. Ben bir gerçeği dile getirdim. Allah ondan, cemaatinden ve sizlerden razı olsun. Çok büyük bir hizmet ortaya koydunuz. Ben sadece onu açığa çıkarttım. Bu kardeşler bunu yaptı, Allah onlardan razı olsun diye dua ettim. Ve hala da dua ediyorum. Yoksa olmayan bir şeyle sizi övmedim. Yapmış olduğunuz bir hizmetle övdüm. Bunu yaşayanlar bilir, yaşamayan anlamaz. 70'li senelerde ülkemizi komünizm, ateizm, darvinizm tehlikesi, okullar, mekteplerdeki sıkıntılarımız, kimi görürsek selam veriyorduk. Sakalına, bıyığına göre herkese sizdeniz diyorduk. Dinden bahsetmeye kalktığımızda veya anlatmaya ispat edemiyorduk. İnat ediyorlardı. Bizi psikolojikman büyük bir rahatsızlığa ve sıkıntıya koyuyorlardı. Sizler öyle bir hizmet sergilediniz ki bilimsel olarak komünizmi, ateizmi, darvinizmi, kökünden materyalizmi yok ettiniz. Bombaladınız. Hakikaten 100 yılın hizmetini yaptınız. Ben bunda çok samimiyim. Cenab-ı Allah bunu size nasip etti. Keşke bana nasip etseydi, sevinirdim. Demek sizin nasibinizmiş. 5 parmağın her birisinin vazifesi farklı. Cenab-ı Allah size onu vermiş. Öyle yapmış olduğunuz hizmetten dolayı insanların kalbinden, yani Allah imanı, bir yaratıcının varlığı, itikadı olarak hepsi diyorlar ki evet, bizi yoktan var eden biri var. Bir Allah var. Şimdi o Allah nasıl bir Allah diye sormaya başladılar. Biz de onu öğretmemiz çok kolay oldu. Öbür türlü o duvarları yıkmak için uğraşıyorduk. E bu arada yüzlerce kitap çıkarttınız. 300'ün üzerinde olduğunu duydum. 360 falan gibi. 50-60 lisana çevirdiğinizi duydum. Bunlar kolay hizmetler mi? Görüyoruz, tenkit edenlerin hiçbirisinden en ufak bir hizmet çıkmıyor. Ne bir kitap yazmış, ne bir Müslümana faydalı olmuş, ne Allah yolunda gayret etmiş. Hatta bunlar yüzünden yargılanıyorsunuz. Bundan büyük hizmet olur mu? Yani siz Allah için o derece doğru koşuyorsunuz ki ameliniz kabul olmuş, kabul olmuş amel bir musibet getirir. Bu bir neredeyse kaide şeklindedir İslam'da. Birilerinin o derece işine gelmiyor ki şeytan başa çıkamadı. Askerlerini de kullandı. İftiralar atarak, çamur atarak, lekelemeye ve karalamaya uğraşarak engel olmaya uğraşıyor. Belli ki doğru yoldasınız. Eğer siz eğri yolda olsaydınız sizden kimse uğraşmazdı. Niye uğraşacaktı? Eğri yolda olanları görüyoruz işte. Hepsi her gece, hepsi kendi nefisleri ve gafletleri peşinde. Kimse onlarla uğraşmıyor. Çok büyük bir hizmet verdiniz. Onun için her zaman takdir ediyoruz. Sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hazretleri her zaman size dua ediyor. Gönlümüzde olanlardandır onlar diyor. Ben şahidim. Cenab-ı Allah onlara özel bir vazife verdi diyor. Bana da devamlı dua etmemi de tavsiye de etti. Benim de sizlere karşı, hepinize karşı, kardeşlerimize karşı muhabbetim var. Dua ediyorum. Cenab-ı Allah hizmetlerinizi artırsın diye bakıyorum. Herkese de hem Kanal A9 televizyonunu takip edip dinlemelerini, özellikle de Mehdi Aleyhisselam meselesinde bir yanılgıya ve hataya düşmemeleri için, doğru bir kaynaktan beslenmeleri için Harun Yahya hocamızı ve talebelerini dinlemelerini hep tavsiye ediyorum. Allah razı olsun hocam. Doğru olan bir şeyi dile getirdim yani. Buyurun. Allah razı olsun. Biz de her zaman o nur cemalinizi ekranlarda görüp istifade ediyoruz. Sağ olun.